أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yassir ve la tuassir rabitemi bil hayr. Bugün gündemimizi özellikle bu siber saldırılar ve medya ahlakı fıkhı üzerinden yani biraz ele almaya gayret edeceğim. Gelişen özellikle bu Lübnan'daki Siyonist İsrail'in yaptığı, üstlendiği patlamalarla da alakalı biraz konuyu inşallah görebildiğimiz, anlayabildiğimiz zaviyeden değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü ehli imanın gündemiyle ehli küfrün gündemi amellerine baktığımızda niye makasın ucunun bu kadar açıldığını daha iyi görebiliyoruz. Yani adamlar binlerce kilometre öteden birilerine tuşlarla bir takım çiplere, kartlara yüklenilen bilgilerle çok yoğun bir tahrip gücü, yüksek zararlar verebilirken bizim Müslümanların ise gündemine baktığımız vakitte değil zulmü, küfrü rahatsız etmek, kendi aramızda bile bir umut oluşturabilecek gündemler oluşturamıyoruz, kuramıyoruz. Sonuçta sünnetullahın bir yasası var. İlahi yardımı üzerimize çekecek eylem, amel, düşünce, niyet ve pratik içerisinde olamıyoruz genel manada. Şimdi teknoloji gelişirken beraberinde kendi kültür, ahlak ve düşüncesini oluşturuyor. Ve biz 21. yüzyılda teknolojinin yani bilgi çağı, bilim çağı, milenyum çağı işte değişik isimler isimlendiriyorlar. İşte bakıyoruz şu anda yapay zekadan tutun, tabii çok ilginçtir. Teknoloji ve medya kendi dilini ve insan tiplemesini de üretti. İşte bir Z kuşağı diye bir kuşak ortaya çıktı. Kim bunlar? Ki bununla alakalı müstakil bir ders yapmıştık. Bilirsiniz, videosu da duruyor. İşte Google Earth haritaları üzerinden dünyanın her tarafını gözetliyorlar. Yani affedersiniz en mahrem alanlar bile gözetim altında, denetim altında. Yani artık herhangi bir yere bir elbise almak için girdiğinizde, evinizin dışında bir yere gittiğinizde, orası bile size tahsis edilmiş özel bir alan olsa bile bilemiyorsunuz. Her şey böyle ahlaksızca bir gözetleme, denetleme altında. Ve oluşturulan bu yapay zeka ile ses, görüntü, yani 20 yıl, 30 yıl önce yaşamış bir insanı bugün seslendirebiliyorlar aynı ses tonuyla. Yani bu yönüyle İnsanlar çok rahat töhmet, iftira, itibarsızlaştırma gibi müfsit olan insanların elindeki malzemelerle tehlikeli bir sürece doğru gidiyoruz kardeşler. Hele medya yoluyla, basın yoluyla yani fasık dediğimiz insanlardan gelen bilgi ağına, habere Allah Azze ve Celle bize 1400
50 yıl önce uyardı. Yani Hucurat Suresi'nin 6. ayette fasıklardan gelen habere karşı müminlerin ihtiyatlı, temkinli olması gerektiğini bir de Rabbimiz beyan etti. Bu evrensel ilahi bir beyandır. Yani bunların içerisinde bunu değerlendirebiliriz. İşte bu Google'ın üretmiş olduğu haritalarla terör örgütleri de bunu kullanıyor. Şimdi her şeyi kendi planladıkları gibi olmayabiliyor. Yani bazen kendilerinin zararına olabileceği çok şeyler de oluşabiliyor. Süreç de bunu gösterecek. Bu yönüyle işte kendilerince tanımladıkları ki en büyük teröristler terörü tanımlıyorlar. İlginçtir. Teröristler kullanıyor diyerek burada bir düzenleme yapma ihtiyaçları hissettiler. Ve son böyle 5 yılda, son 10 yılda başına akıllı cümlesini kurarak işte akıllı telefonlar, akıllı bilgisayarlar, akıllı siteler, akıllı diyafonlar, akıllı tabletler, akıllı bisikletler, motorlar, araçlar. Şimdi neye göre akıllı? Yani bir kere iradesi olmayan bir maddeye akıl izafe edilmez. Akıl irade ve canlı ile alakalı. Hayvanlarda bile akıl yoktur. Yani hayvanlar için bile kullanılmaz. Canlı olduğu halde irade sahipleri için kullanılır akıl. Onun için Allah Azze ve Celle aklını kullanmayanları risse pisliğe mahkum eder ve müşrikleri bu yönüyle müşrik olmalarının en önemli sebebi aklı iptal etmeleri ve ifsad etmeleridir. Akletmemeleridir. Ama çok ilginçtir. Bugün bizatihi eşya, materyal olarak üretilen ve yoğun da ifsat amaçlı kullanmayı planladıkları ve yürürlükte olan bu tür cihazlara akıllı lafzını başına yerleştirdiler. Daha bugün bir haber okudum. 120 bin TL'lik iPhone'un yeni son model telefonu için akşamdan insanlar kuyruğa girmişler. 120 bin TL bir telefona para veriyor. O da sınırlı üretiliyor, geliyor. Bulabilecek mi? Yani muhtemelen onun 1000-1500 lira, 2000 lira maliyeti var mıdır, yok mudur? Maliyeti işin ayrı bir boyutu. Ve dikkat edin, sürekli kısa vadeli üst modeller üretilerek alt modellerin değeri düşer ve insanda işte bu bitmek tükenmek bilmeyen hırs, her şeyin en iyisine, en üstüne, en son modele sahip olma algısıyla yoğun bir tüketim çılgınlığı, tüketim toplumu oluşturuluyor. Daha önce birçok konuşmamızda dile getirdik. Teknoloji gelişirken beraberinde kendi kültür ve ahlakını oluşturuyor ve müthiş bir bağımlılık oluşturuyor. İnanın bugün uyuşturucu bağımlılığı gibi muhtemelen önümüzdeki zamanlarda oluşturulacağını kanaat getiriyorum. Elektronik cihazlara karşı bağımlılıkla alakalı hastalık ve hastalık üniteleri alanların oluşturulacağı kanaatindeyim. Hele bir de bu çocuklar üzerinden oluşturulan, yapılan oyunlarla adeta ölüme gidebilecek, günlerce, saatlerce, günlerce bilgisayarın başında durup hafızayı kaybetmesi, akli melekelerinin bitmesi, yani artık öyle bir hastalığa dönüşüyor ki başka hiçbir şey bunu mutlu etmiyor. Bakın biz de eğitim çalışmalarımızda görüyoruz. Medreselerimizde çocuklardan telefonlarını hafta sonları eğitimin olmadığı zamanlarda vermek kastıyla alıyoruz. Zorlanıyor. Bazı öğrenciler cep telefonları, tabletleri, bilgisayarlara
bu yönüyle eğlence amaçlı ulaşamadıkları için medreseyi bırakıyorlar, ilmi bırakıyorlar. Çünkü müthiş bir bağımlılık oluşmuş. Aileler de çok disiplinli değil, kontrollü değil. 15 yaşına gelmemiş bir çocuğa bir kere kesinlikle bir akıllı denilen Android tarzı bir telefon, cihaz verilmemesi gerekiyor. Verilecek şeylerde de düşük modelden ve kontrol edilebilir olması gerekiyor. Yani bu aile, anne, baba, ebeveyn, hoca açısından çocuklarını, talebelerini kontrol altında tutmak, terbiye etmek, onları iyi yetiştirmek maksadıyla kullandıkları cep telefonlarını, arkadaş çevresini, ilişki biçiminde olduklarını denetlemek, gizlice takip etmek Allahu alem tecessüs içerisinde değerlendirilmez. Çünkü onlar şu an kendi iradelerini doğru kullanabilecek seviyede değil. Bu yönüyle emanetler korunmalıdır. Kime ne emanet edilmişse o emanet ondan sorulacaktır. Yani biz emaneti hep cansız varlıklar üzerinden, mal üzerinden, para üzerinden, bir metal üzerinden, bir cihaz üzerinden, bir makine üzerinden değerlendirildik. En büyük emanet insandır, en büyük emanet candır, en büyük emanet evlattır, eştir, çocuktur, anadır, babadır, insandır. Yani siz bu emaneti koruyamadığınızda eşyanın, yani tabii onlar da korunsun ama hani bir adama bir cihazı vermişse bozmadan getirsin. Sağlam alsın, sağlam getirsin. Bozmuşsa tamir etsin. Bu ayrı. Ama insanın bir emanet olarak görülme düşünce ve duygusu adeta bu hayattan iptal edilmiş bir vaziyette. Dolayısıyla bu elektrikli araçlar Allahu alem, bu Elon Musk'ın da üretmeye başladığı arabalar, şimdi Türkiye'de de çok yaygınlaşmaya başladı. Tabii bu enerji savaşlarına yönelik petrol tarzı yeraltı madenlerinin daha azaltılmasına yönelikmiş gibi bir tablo sunsalar bile, genel bir işi bilenler tarafından ortak kanaat, bu elektrikli araçlar yarın elektrik dışarıdan bir müdahale yok etme, hayatı durdurma, hayatı felce uğratma gibi dijital siber saldırıların bir altyapısının kurulma projesi olarak görmek fazlaca mümkün kardeşler. Ve muhtemelen bugün dünya toplumlarının statik mekanik bir robotlaşmaya doğru götürülme planı ve projesi hayata geçirilmiş bir vaziyette. Teknolojiyi ilahlaştıran toplumlar, zümreler helak olup gidecekler. Yani dünya nüfusunun azaltılması, Armageddon üzerinden efendiler ve köleler arasındaki o tahakkümün, hükümranlığın kurulması ve adeta dikkat edin modern köleleşmeyi günden güne destekleyen, besleyen maddelerin, materyallerin, algının insanlar tarafından sahiplenmesi. Akıllı siteler diyor, akıllı bina. Bak seni hayatla kopartıyor. Komşuluk yok, akrabalık yok, dostluk yok, yardımlaşma yok. Düğmeye basıyorsun, giriyorsun, düğmeye basıyorsun, çıkıyorsun. Her şey tuşlar üzerinden, düğmeler üzerinden. Yarın bu elektrikler kesilince, hani diyordu ya Rabbimiz Vakıa suresinde, Allah sizin suyunuzu kesecek olursa size kim su getirecek? Bir gün sabahleyin kalktığınızda denizlerin bütün suları çekilmiş olsa, gemiler karaya oturmuş olsa,
açtığınız musluklardan artık hiç su akmıyor olsa, pınarlar, dereler, nehirler kurumuş olsa ne yapacak insanlık? Kaç gün yaşar? O akıllı denilen akılsız varlıklar ne anlam ifade eder? Dolarlarınız, eurolarınız, altınlarınız, silahlarınız, ilaçlarınız, dünyayı kana ve ifsada buladığınız o kimyasal, biyolojik o silahlarınız neye yarar? İnsanoğlunun gidişatı, hani Amerikan vari Hollywood kültüründe bir sinema algısı vardır. Laboratuvarda bir canavar üretilir. O canavar vesilesiyle dünyayı kontrol altında tutmak ister. Sonra o canavar onu da öldürür. Tabiri caizse bütün ipleri canavar eline geçirir. Yani şimdi görsel ve işitsel efektlerle Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet sahnelerinin tasvir edilmesi, o Amerika'daki özgürlük heykelinin dalgaların vurup yıkılması, o gökdelenlerin çökmesi köprüye, yani böyle muazzam bir hayal, bir tasvir var. Yani kıyamet sürecinin kesitleri, güzel böyle bir çağrışım var. Aslında yani Kur'an bize bunları haber veriyor. Yani bizi düşündürmeye, bizi anlamaya, idrak etmeye, akletmeye çağırıyor. Bu insanlığın hayatını ahlak ve disipline edebilmesi açısından çok önemli ilahi öğretilerdir. Ama bunu ciddiye almıyor. Müslümanlar bile artık Kur'an okumuyorlar. Kıyamet sahneleri, ahirete yönelik öğütler, bilgiler, öğretiler, iman ilkeleri hayattan birer 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 çekiliyor. Müslümanların çocukları bile Allah'ın dinini sevmeden, benimsemeden büyüyorlar. Dünyevi anlamda sahtekar insanların ürettiği sahte ünvanlara insanlık tav olmaya başladı. Geçici süreliğine haz veriyor. Başka bir şey verdiği yok. Dolayısıyla burada insanoğlu bir anlamda kendi sonunu hazırlayacak bir çabanın içerisinde. Hani şunu söylemek fazlasıyla mümkün. Ayetin ifadesiyle başınıza gelenler kendi ellerinizle işlediklerinizden dolayıdır. Ama Rabbi Rahim olan Allah buna rağmen bir kısmını affediyor. Süre veriyor, imkan veriyor. Ama ölüm o gelmişse, helak gelmişse, ahirete artık yönelik bir hayatın berzah alemi başlamışsa artık burada iş bitmiştir. Yani bu yönüyle dünya adeta miadını doldurmaya doğru giden bir süreç olarak görmek mümkün. Tabii ki biz bir tarih koyamayız. Resulullah da koyamamış. Bu Allah'ın bilgisi dahilinde. Ama alameti farikalara, Kur'an'ın anlattığı yönteme, üsluba baktığımız vakitte, gerçi her insanın ölümü onun kıyametidir. Ama kıyamet böyle daha çok bir kainatın ölümü bağlamında ele alındığı için orası biraz ürkütür ama ciddiye de alınmaz. Böyle de bir durum vardır. Cehennem azabından korkmaz, kabirde böcekten, yılandan, çıyandan korkar. Böyle enteresan bir din algısı var. Mezarlıktakilere örtünür, dışarıdakilere açılır. Böyle abuk sabuk bir algı var. Sorduğunuzda bunu dini gerekçeyle yaptığını söyler. Ramazan'da yazar. Meyhanenin kapısına Ramazan münasebetiyle kapalıyız. Helal olsun be, adama bak be. Tebrikler yağdırırız adama meyhaneyi Ramazan'da kapattığı için. Ama Ramazan'dan sonra demlemeye devam eder. Ramazan'da Müslüman, Şevval'de demokrat. Ondan sonra Zilkade, Zilhicce'de
biraz muhafazakar Rebiyevvel'de, ondan sonra laik ve kemalistik prim yapmaya doğru gider. Böyle bir din algısı var. Bakın, iş ciddiye alınmıyor. Şimdi ben biraz daha özel alana, bu Lübnan'daki saldırıları biraz okumaya çalıştım. Yani nihai bir fatura sonucun çıktığı kanaatinde değilim. Fakat ben de bazı sorular soracağım. Bazı sorulara da gücüm yettiğince bir cevap bulmaya çalışacağım. Ya hakikaten nereye gidiyoruz? Bakın, aslında şu olayın, Hizbullah'ın, Lübnan'ın istihbarat bilgisinin zayıf olması, arkada ne tür işler var, Tayvan'dan alınan malzemelerin Macaristan üzerinden getirilmesi, o alınan tesislere, ondan sonra çağrı cihazlarına dışarıdan bir müdahaleyle medium tahrip gücü yüksek olan şeylerin yükseltilmesi, uzaktan ısının arttırılması, bir programın, şimdi bir sürü şeyler söyleniyor. Şimdi bunun birçoğunun gerçeklik payı yüksek ama kirli bir bilgi de olabilir. Onun için ihtiyatlı konuşmaya çalışıyorum. Ben teferruatla uğraşmıyorum. İşin asli boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bir kere bu süreci Amerika'nın yönettiği kanaatindeyim. Yani Siyonist İsrail üzerinden bir korku. Yani Gazze'de çöktüler. Sahada, özellikle askeri alanda hiçbir başarı elde edemedikleri gibi yoğun bir hüsran yaşadılar. Gerçekten bunu tepki olsun diye söylemiyorum. Bak, bir yıl oldu. Bir yıla yaklaştı. 7 Ekim'e ne kadar kaldı şurada? Bir aydan az bir zaman kaldı. Bir yıl. Bir yıldır tünellerde ışık görmeyen, en zor şartlarda, imkanlarda, belki kuru ekmekleri, hurmaları, denizden arıtılmış suları içen bir avuç mücahitle, Müslümanla, arkamızda Amerikalar, İngiltere'ler, Almanya, Kanada, Avrupa Birlikleri, tüm silahlarınızla, lojistik desteklerinizle, istihbarat bilgilerinizle, asker gücünüzle ne yaptınız? Bütün desteği veriyor olmanıza rağmen mazlum olan, savunmasız çocukları, kadınları öldürmenin dışında hiçbir şey yapamadınız. Çünkü dünya için bir tehdit, bir pislik, bir risk. Avrupalılar da istemiyorlar, gerçekten istemiyorlar. Gerekçeleri var. Şimdi Siyonist İsrail, Yahya Sinvar'ın daha yerini, Muhammed Dayıf'ın daha yerini bulamamışken, bak, avuçlarının içerisinde sözde değil mi? Üst düzey generallerden esirleri olmasına rağmen, Allahu alem 250-300'ün üzerinde şu an askeri alanda esirleri olmasına rağmen hiçbir tane bir kurtarma yerini tespit edebilme oldu mu? Bazı yerlere müdahale ettiler, kendileri öldürdüler. Yani bombalama gelince onlardan da ölen oluyor. Bakın, kendilerini koruyamıyorlar. Amerika kendini tanımlarken uzaydan gelebilecek saldırıya karşı halkını koruduğunu, koruyacağını, uzaydan gelebilecek saldırılara karşı bile hazırlıklı olduğunu ne yapıyordu? Angaje ediyordu. Yani biz bu kadar güçlüyüz. Ama 11 Eylül'de mabetleriniz yıkıldı. Şu veya bu gerekçeyle. Yani Amerikan vali komplo teorilerini de doğru görmüyor. Bizim hep zihnimizde bunu kazıyorlar. Yani yarı tanrı rolü veriyorlar. Amerika yok, şöyle olmazsa onların izni olmadan şu olmaz, bu olmaz. Yani Amerika tanrı değil, ilah değil. İşte Siyonist İsrail. Mavi Marmara'da Vila'da sopalarıyla dövdüler. Bu kadar korkak, zelil, alçak insanlar bunlar yani. Ama işte bu algı var ya, manipülasyonlar var ya,
İşte savaş önce buralarda kaybediliyor. Sen küfrü düşmanı gözünde büyütüyorsun. Sinek kadar güçleri yok. Vallahi yok. İşte onun için topluma hep korkaklık angaje ediliyor. Dikkat edin. Kendini İslam'a nispet eden topluma hep bir korkaklık, bir münafıklık. Onu söyleme, oraya öyle davranma, orada kendini öne çıkartma, şunu kaybede. Hep böyle bir korkaklık, sünepelik, münafık tipler üretiliyor. Ta çocukluktan itibaren başlıyor bu. İşte babası şeye girmişse, cezaevine girmişse aman söyleme, işte babasını bir daha aman sen şey yapmayan, çocukluktan itibaren çocukluklara münafık. Niye öğretmiyorsunuz? Benim babam Allah için girdi göğsü, ben böyle bir babanın evladıyım. Niye dedirtmiyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Kime yaranmaya çalışıyorsunuz? Siz münafıklık yapıyorsunuz. Karaktersizsiniz. Şahsiyetlerinizi kaybetmişsiniz. Geçici dünya çıkarları uğruna ebedi hayatınızı tehdit altına sokuyorsunuz. Bu şekliyle de ölürseniz işiniz eyvah, eyvah. Onun için şu an Siyonist İsrail'in Lübnan gibi açık bir savaşın içerisinde olan, tırnak içerisinde Hizbullah örgütünün yapısının takriben sayılarda yanılabiliriz. En son edindiğim bilgiye göre 30'a yakın ölü, 3000'in üzerinde, hatta 5000'e çıktığını söylüyorlar. 3000 kişinin savaşamayacak oranda yaralandığını söylediler. Şimdi bu sefer biz şunu sorgulamaya başladık. Ne kullanıyoruz? Bak şu telefonun yanında hiç açmadan bir arkadaşınla, ya benim böyle bir koltuk takımına ihtiyacım var diye konuşuyorsun arkadaşınla. Google sana hemen koltuk takımı satılan yerlerin reklamlarını öne çıkartıyor. Ne istiyorsun abi? Anında hizmete hazır. Şimdi önceden böyle Müslümanlar bir sohbete, bir derse girdiğimizde telefonlarımızı dışarıda bırakırdık. Tabii bu böyle Android tarzı yoktu. Sonra pilini çıkartırdık. Yani öyle bazen de belki kendimize çok fazla gizemlik yüklüyor. Sanki böyle Dünya Yüksek İslam Konseyi toplanmış, böyle dağıtacağız ortaya. Öyle bir şey de değiliz ama şu bence önemliydi. Ya adam derse giriyor, telefonunu 45 dakika yanından bırakamıyor. Ya 45 dakika bir ders var, orada bir mesaj verecek, bir yazacak, telefon gelince çıkacak. Buna bağımlı yaşıyorsun sen ya. Bir saat bundan ayrı kalamıyorsun ya. İşte biz burada kaybediyoruz. Yani bu yazılım teknolojisinde Müslümanların şu an bir yazılımı yok. Lan bir sürü de çocuğumuz diyor ki ben bilgisayar mühendisi olacağım. Lan kime hizmet ediyor bu? Oluyorlar mı? Nasıl oluyorlar? Kime hizmet ediyorlar? Yoksa bizi mi kandırıyorlar bunlar yani? Neredesiniz oğlum bilgisayar mühendisleri? Malı götürmek için. İyi para var hocam. En iyi para bu işte var diyor. Ve şu anda bakıyorsunuz belli başlı Yahudilerle en üst derecede ilişkisi olan iş adamları işi çözdüler. Kendi üniversitelerini kurmaya başladılar. Koç, Sapancı, Hüsnü Özyeğin değil mi? Yani dışarıdan adama gerek yok. Alacak, kendi adamını yetiştirecek. Piyon olarak, kuklu olarak sistemini kuracak ve yönetecek. Şimdi beyin göçü diyorlardı önceden. İşte Amerika'ya gidiyor. Ne için gidiyor Amerika'ya? Para kazanmak için gidiyor. Genel anlamı itibariyle. Ya da işte bu ülkede gerekli değeri, itibarı görmüyor. Ekonomik yetersizlik bir tarafa aşağılanıyor. Değersizleştiriliyor. Adam diyor ki ben oraya gideyim. Bazısı da buradan gidiyor. Doktor orada benzincide çalışıyor. Daha çok para kazanıyorum diyor. Böyle tipler de ortaya çıkabiliyor. Dünya şu an kapitalizmin algısı üzerinden şekilleniyor. Şimdi kardeşler, burada bir şey yapmaya çalışıyorlar. Buraya biraz ben dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bizim zihnimizde son 3-4 gündür şöyle bir şey oluşturuyorlar.
bakın biz sizi istediğimiz vakit öldürebiliriz, yaralayabiliriz. Bizim kontrolümüz altındasınız. Ve ileriye yönelik eğer bizimle çatışırsanız, bizimle savaşmayı düşünürseniz, biz sizi en mutlu olduğunuz zamanlarda bu patlatmalarla patlatırız. Şimdi böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Yani Siyonist İsrail güçlü. Şimdi adamlar bu ekin üzerinden, tohum üzerinden yaptıkları ifsat ayrı bir dersin konusudur. Çölde adamlar tohum yetiştiriyorlar, genetiğiyle oynuyorlar. Türkiye bile Siyonist İsrail'den yığına genetiği değiştirilmiş tohumlar satın alıyorlardı, değil mi? Sen 100 yıllık devletsin, Suriye sınırında mayınları temizleyecek bir cihazın yok, sistemin yok. Türkiye içerisinde bir şirketin yok. Bunu Siyonist İsrailli bir şirkete ihale ettiler. Ve o bölgeyi de mayınları temizlemenin karşılığında, ki çok uzun bir şeyden, coğrafyadan bahsediyoruz yani. Bu doğuyla Akdeniz'i içine alabilecek büyüklükte 25 yıl buraların kullanım hakkını vereceklerdi. Toplumsal biraz baskı üzerinden önce verdiler, sonra bu şeyi aldılar. O Yahudiler de bu projeyi aldılar. Şimdi olay sadece bir Yahudi aleyhtarlığı üzerinden değil ama şimdi biz bir piyon haline dönüştürüldük. Yani süreçleri okumakta zorlanıyoruz, algılamakta zorlanıyoruz. Yoğun bir ifsadın içerisindeler. Yani şu an konvansiyel, işte uzaktan kumandalı cihazlarla, mesela ben şeye biraz şaşırdım, hala onu tam çözebilmiş değilim. Hadi çağrı cihazlarına, telsizlere dışarıdan müdahale ettin, içine bir şey yerleştirdin, bir program koydun, bunu patlattın. Şeyde evlerin diyafonları, bisikletler, motorlar, bazı iş yerlerindeki cihazlar. Şimdi bu enteresan bir şey değil mi? Burada ne var? Tabii hani daha önceden bahsetmiştik. İsmail Haniye'yi İran koruyamadı. Yani bu cinayette, bu katliamda, bu zulümde payı var mı? Ne kadar payı var? Allah biliyor. Ama kalbimiz bu konuda onlar lehine hüsnü şehadette bulunamıyor. Bulunamıyor. Yani sen şehrinin merkezinde, en korunaklı yerinde, dünyanın tırnak içinde en aranılan, en tehlikeli Yahudi ve Siyonist lobilerin en hedefindeki adamı dahi koruyamıyorsun. Niye koruyamıyorsun? İran istihbaratı, Türkiye başta olmak üzere birçok bölgelerde kendi rejimlerinin karşıtı olan halkın mücahitleri diye bir grup vardı, yapı. Onların lider askeri kadrosunun adamlarını suikastlerle götürdüler. Bayağı hem de götürdüler. Türkiye'de bile. Şimdi Lübnan, işte Hasan Nasrallah çıkıyor. Bir şey yok, işte karşılık şöyle olacak, böyle karşılık vereceğiz. Analarını ağlatacağız, yaşamadıklarını yaşatacağız. Yani artık La Fonte masalından bile sahte geliyor. Hiçbir inandırıcılıkları yok. Ve burada Yahudi, tabiri caizse, psikolojik olarak öne geçti. Yani şu an artık savaşın
değişik etapları var, süreçleri var. Yani asimetrik savaş var, psikolojik savaş var, biyolojik savaş var, soğuk savaş var, sıcak savaş var. Manipülasyonlar üzerinden ekonomik savaş var. Savaşın birçok etabı var, merhalesi var, aşaması var. Şimdi burada Hizbullah gibi bir örgüt, bir yapı ki yabana atılmayacak da bir gücü var. Yani Hamas'ın sahip olduğu askeri gücün belki en az 20-50 kat ötesinde bir gücü var. Yani zaman zaman düşük yoğunluklu bazı çatışmalar yaşanıyor. Bazı yerlere füzeler atılıyor. İşte bilmiyorum, Allah biliyor. Yani göstermelik mi yakılıyor? Gerçekten şu ana kadar bir ciddi bir zayiat var mı? Şimdi İran haber veriyor. Biz füzeleri göndereceğiz. İsrail hazır ol, şu saatte gelecek. Demir kubbeni ona göre çalıştır. Alay mı ediyorsunuz siz insanlarla ya? Bak İsmail Hüniye'nin suikastını açıklayabildiler mi, izah edebildiler mi? Hep aldatıyorlar, kandırıyorlar. Şimdi bu Lübnan'daki Hizbullah'ın militanları, savaşçıları adına ne diyeceksek, bunlardan özellikle hedef bunlar ve çok ilginç değil mi? Tayvan'da bu malzeme alınıyor. Hizbullah'ın askeri kanadının yöneticilerine alınıyor. 5000 civarında. Ve artık bu Mossad öğreniyor. Yani o Tayvan şirketi bunu önce bir yalanlıyor. Diyor biz bu cihazlar Macaristan'a gitti. Macaristan da yalanlıyor. Biz herhangi bir bilgi vermedik diyor. Bir vesile Allahu alem bu biraz burası anlaşılabiliniyor. Yani o cihazlar Hizbullah'ın eline geçmeden önce alınıp içerisine bir takım programlar, işte o lityum, midyum denilen şeylerden neyse tahribat gücü buna yönelik yüklemeler yapıyor mu? Herhalde yapıyor. Ve bunu bir programla patlatıyor. Yani işte bazısının eli kopuyor, bazısının gözü kör oluyor, bazısı ölüyor, kalbine geliyor vesaire. Ve şu anda bu korku Lübnan'ı çepeçevre kuşatmış bir vaziyette. Şimdi burada düşünüyorum, niye Lübnan, niye Hizbullah, niye böyle bir zamanlama, bunun arkasında hangi eller var, neyi planlıyorlar? Şimdi bir sürü sorular var. Şu an İsrail'e ait ürün sadece savaşın sürdüğü için boykota alınması gereken değil, yani Yahudilerin ekini ve nesli fesat etmede bir öncülükleri var. Yeryüzünü kana buluyorlar her yönüyle. Yahudilerin Talmud diye bir kitabı var. Ondan bazı okumalar yapmıştım. Öyle enteresan bilgiler vardı ki orada. Yani bir yerde duysanız herhalde bu şehir efsanesi, abartı falan dersiniz. Adamlar öyle bir din faşizanlığının içerisine girmişler ki Müslümanların hayvanlarının dahi yaşatılmaması gerektiğini söylüyorlar. Ben Gazze'ye gittiğimde gördüm. O güzelim portakal ağaçlarını bile kesmişler, ifsad etmişler. Adam durduk yerde asfaltı kazıyor, affedersiniz, yeraltı tesisatlarını yok ediyor. Zaten adam su bulamıyor. Adamdaki düşmanlığı görüyor musun? Koyunları öldürüyor, ineği öldürüyor, atı öldürüyor. Yani hepsi düşman. Onun için Yahudilik aslında bir ırk, bir kavim, bir mezhep değil. Yani böyle bakarsak sorunu doğru tahlil edemeyiz, doğru çözemeyiz.
Yahudilik bir din. Ve adamlar kendilerinin Allah tarafından özel seçilmiş olduklarına inanıyorlar. Ve kendilerinin haricindeki her etnik, dini, sosyal yapıdaki olanlar da bunlara hizmet etmek zorundalar. Böyle bakıyorlar. Yani kendilerini dünyanın efendisi görüyorlar. Diğerlerinde köle görüyorlar. Köleliğin biraz tonajları var. Tabii Yahudilik tek tip bir etnisite de değil. Yani bunların da kendi aralarında böyle ayrımları var. Mesela Afrika Yahudilerine falaşalar denilir. Siyonist İsrail'de temizlik, ayak işleri, ağır işler falaşalara yaptırılır. Şu anda Eşkinaziler biraz daha orada etkinler. Safarat Yahudileri vardı İspanya'dan gelen. Maalesef Türkiye'ye çok getirildi. Cumhuriyet tarihinin Osmanlı'dan sonraki sürecinin kuruluş askeri komiteyi, o kademeyi bir araştırın. O gizli sermaye derleri araştırın. Aslında dünyada İsrail'den önce kurulmuş bir Yahudi devletinin gizli yapısı Türkiye olarak görülmektedir. Ve bakın, şu an ben buradan açık ve net olarak söylüyorum. Bir adam Yahudi olup da masum olamaz. Yahudilikten ayrılması lazım. İlan etmesi lazım. Yahudi ise urdur. Hastalıktır. Maide 82. Allah'a müminlere düşmanlıkta müşrikleri ve Yahudileri en şiddet görürsünüz. Adam akıllı idareciler, vicdan sahibi, bırakın mümin olmayı, vicdan sahibi insanlar olsa diyecekler ki biz şu an Türkiye'deki, dünyadaki belli başlı bu işin sermayederi, kompetanı, bu işin birebir destekçisi olan Yahudi firmalarını, iş adamlarını, evlerini, iş adreslerini, telefonlarını veriyoruz. Ve dünyanın hiçbir yerinde, İsrail'de dahil, bu fesadı devam ettirdikleri sürece güven içerisinde yaşamayacaklar. Yaşamamalılar. Yani ben bireysel fiili bir müdahalenin birebir değil ama yani burada bir sistematiğin kurulması gerektiğini düşünüyor. Bakın, adamlar dünyanın gözünün içine baka baka her türlü zulümlerini, cinayetlerini, sömürülerini işliyorlar. Nasıl bir tezgah kurmuşlarsa, ya bir yıl geçti, hala Türkiye'den giden gemiler engellenilemedi. Ondan sonra biz Burger King'lerin üzerinde eylem yaparak vicdan rahatlatıyoruz. Hani küçük gördüğüm için söylemiyorum. Yani adamların hesabına bak, bizimle dalga geçiyorlar. Bizimle alay ediyorlar, istihza ediyorlar. Ondan dolayı kardeşler, bu bir sistem meselesidir. Olay sadece Siyonist İsrail'le değildir. Yahudileşmiş zihinler içlerimize kadar sirayet ettiler. Yani bu neslin bu kadar ifsad edilmesi, ekinin bu kadar ifsad edilmesi, gıdaların bu kadar ifsad edilmesi, tohumun bu kadar ifsad edilmesi, bunların her o hastalıkların bu oranda yayılıyor olması, yani bunlar hepsi o projenin birer parçaları. Yani ne olacak? Bizim de elimizde telefonlar patlamaya başlayınca ama hababa ders olsun diyeceğiz. Yani niye düşmanı tanımıyoruz? Ne dostu tanıyoruz, ne de düşmanı tanıyoruz. Bakın, her alanda bizi hapsetmeye çalışıyorlar. Armagedon hızlı bir şekliyle
ilerliyor. Illuminati hızlı bir şekliyle tahrip gücünü günden güne arttırıyor. Ve biz daha şu anda kendi evlatlarımızı, ailemizi bile korumaktan, işi ciddiye almaktan, etrafı uyarmaktan maalesef bir çareyiz. Çünkü gündemimizde yok, ciddiye almıyoruz. Yani iş iyi bir yere doğru gitmiyor. Lobiler var, para sahipleri var, güç sahipleri var. Bunlar kendi aralarında yapmışlar anlaşmalar. Onun için şunlara aldanmayın. Yani o partinin lideriyle öbür partinin lideri bir araya gelir. Bunların hepsinin ortak amacı ehli küfrün çıkarlarına hizmet. Yani Müslümanlar çıkış yolunu Allah'ın kitabında aramalılar. Müminlerin yanında aramalılar. İzzet Allah, Resulü ve müminlerin yanındadır. Bir insanın elinde göreceli gücün, siyasetin, paranın, silahın olması sizin ilkelerinizi bozmasın, sizi yoldaştırmasın. Sırf güçlü olduğu için insanlara boyun eğmeyin. Güce değil, adalete teslim olun. Hiçbir şeyi Allah'ın gücünün önüne geçirmeyin. Eğer biz gerçekten mümince bir hayata talip olsak, Allah bizi hiç ummadığımız yerden rızıklandıracak, bize hiç tahmin etmediğimiz yerden kapılar açacak. Ve bize güç verecek, sebat verecek, dirayet verecek. Yani küfrün hilelerini bize gösterecek, bürhan verecek, furkan verecek Allah bize. Yani şu an flu görmeyen kaç adam kaldı? Herkes şaşı. Karışık görüyor, net göremiyor. Ama kim Furkan'ına bakarsa Allah Azze ve Celle ona hakkı batıldan ayırt etme melekesi, yetisi verir. Küfrün hilelerini gösterir. Akıl verir ona. Vahiyle nasıl korunması gerektiğini verir. Yoksa bizim belki bugün onlara karşı oluşturabilecek bir silah gücümüz, ekonomik gücümüz belki olmayabilir. Ama onlarda olmayıp bizde olan bir şey var. Allah'ın yardımı. Yani biz bu bilinçle, bu dirayetle hareket ettiğimizde belki dünyevi bazı kayıplarımız olacak ama ahirette kazananlardan olacağız. Fakat korkumuz odur ki dünyayı kaybederken ahireti de kaybediyorsak işte o zaman halimiz harap olur kardeşler. Yani küfrü gözümüzde büyütmeyelim. Zulmü hiçbir zeminde meşrulaştırmayalım. Hiçbir zaman için zalimlere sessiz kalmayalım. Görmezden gelecek bir mantığa girmeyelim. Tarafımızı, dilimizi, düşüncemizi alabildiğince tüm netliğiyle ortaya koyalım. Küfrün ve zulmün hilelerini, desiselerini, zulümlerini deşifre edelim. Önce kendimiz bir teberri edelim. Yani her zaman söyledik. Vela ve bera akidesinin en temel birinci özelliği, şartı kişinin küfre, şirke, zulme ait, tuğyana ait olan tüm yaşam, algı, anlam örgülerinden ayrışmaktır. Bu senin dünyanın neresinde olursa olsun güç getireceğin bir şeydir. Fiziki ve fiili olarak bazı şeyler iç içe geçmiştir. Belki buna bazı konularda gücün yetmeyebilir. Ama kalbi ve düşünsel ayrım gerçekleştiremediği için çoğu insan süreç içerisinde kalpler birbirine benzeşmeye başlıyor. Senin için gelişen olaylar sadece ajanslara düşen bir haber niteliği değeri kazanıyor. Başka bir düşünce oluşturmuyor senin zihninde. Mücadeleni değiştirmiyor, azmini arttırmıyor, Allah'a yaklaştırmıyor, küfre ve zulme karşı seni bilemiyor, kıyama kaldırmıyor. Ne yapıyorsun? Sadece bir bilgi olarak bakıyorsun, bir haber
kısmi bir haber değeri oluyor. Oysa ki iş böyle değildir. Dikkat edilmelidir. Süreç iyi bir yere doğru evrilmiyor. Yani biz neyi talep eder, neyi hak edersek Allah bize onu verecektir. İşlenen zulümlere karşı sessizlik zulümden yana olmak demektir. Açıkça ilan etmene gerek yok. Zulme karşı tavır almamışsan, zalimleri ve zulmü deşifre etmemişsen, bu yönüyle bir mücadele ortaya koymamışsan, sen zulmün safındasın. İstediğin kadar edebiyat yap, istediğin kadar beylik laflar söyle. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Evet, teknoloji gelişiyor, yozlaştırıyor, kendi kültür ve ahlakını oluşturuyor. Bir eşyayı da Allah'ın rızasına, Allah'ın muradına uygun kullanmak, anlamak ve anlatmak durumundayız. Bunlara inşallah dikkat edelim kardeşler. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.